Herkese merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz yeni bir NFT videosuyla karşınızdayım bu videoda sizlerle NFT pazarını taramak için ve alım yapmadan önce karar vermek için incelemek için kullandığım 4 adet web sitesi paylaşacağım yani bunlara tool diyoruz araçlar bu videoda bu şekilde araç olarak kullandığım piyasayı taramak için alım kararlarını satım kararlarını vermeden önce baktığım sitelerden 4 tanesini bu videoda sizlerle paylaşacağım evet arkadaşlar bunlardan ilki Konyon zaten Ninja Squad komünitesindeyseniz biliyorsunuzdur bizim Konya'na whitelist vardı. Hatta komünitemizden çok sevdiğimiz e, honorary'li incelerimizden bir tanesi Okan. Benim de yakın arkadaşım. Onların projesi. Bir arkadaşıyla birlikte co-found ettiler. NFT pazarındaki datayı çok güzel aggregate ediyor. Size gösteriyor. Burada 24 saat içinde işte kaç tane satış olmuş projelerin ismiyle. işte 24 saat içindeki toplam hacmi gösteriyor. 7 günlük hacim. Toplam hacim. Şu andaki floor fiyatı. Bir de benim çok sevdiğim bir güzel bir data buldular. Yani Konyon ekibi bunu kendileri keşfettiler. Çok güzel bir şey. Next blue chip percentage diye bir şey çıkarttılar. İşte geliyorsunuz Moonbirds. Bakıyoruz şimdi. Moonbirds'ün Konya'ndaki profilinde görüyorsunuz ki 31 buçuk Ether olmuş Floor arkadaşlar. Bu arada ben 10 Ether'ken sattım yani ne yapalım. Biliyordum aslında buralara geleceğini ama büyük bir yatırım olduğu için elime birazcık taşın alttan çekip geri çekilir mi diye beklemek istedim. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Gel gelelim Konyunda Moonbirds'ün sayfasına bakıyoruz. Şimdi burada Next Blue Chip diye bir tane tab var. Buna bastığınızda bu şekilde başka floor fiyatı yüksek olan blue chip diye nitelendirilen projelerden ortak kaç adet holder olduğunu size gösteriyor. İşte bakın burada Proof Collective'lerden 867 tane holder varmış ortak. Zaten Proof Collective binlik bir koleksiyon. Bunun 867'si tutuyor. Yani 137 kişi satmış zannediyorum. Buradan bunu anlıyoruz. Ya da elinde 2 tane 3 tane tutanlar işte bir kuş tutup geri kalanları satmış olabilir. Neyse dönüp baktığınızda ama koleksiyonun içinde 2500 adet kuş tutuyorlar yani. Bir kısmı satarken bir kısmı da almış. Sonra bakıp bu şekilde piyasadaki diğer projelerle kıyaslayabiliyorsunuz. Zaten işte Mutant Ape Yacht Club mesela kısa bir sürede ne fiyatlara geldi floor'u? Bu neyi gösteriyor bize? Bu koleksiyonun holder'ları Diamond Handed yani. Kolay kolay bırakmıyorlar. Fiyatı yukarı çekiyorlar sürekli. Bu bize bunu gösteriyor. Yani yeni koleksiyonda da bu bu şekilde olabilir. Yani bu Moonbird'de de Mutant'ta yaptıkları gibi Diamond Handed davranıp kolay kolay satmayabilirler. Bu da floor fiyatının hızlı yükselmesine sebep verebilir. Zaten veriyor da. Gördüğünüz gibi %56'ya yakın bir oran vermiş Konyon. Moonbirds'e Next Blue Chip diye zaten Blue Chip oldular bile. Zaten bu çok yüksek bir oran. Başka projelerde kolay kolay böyle bir oran yok. Bunun haricinde de arkadaşlar bakın burada feed diye bir bölüm var. Burası da işte sizin sosyal medyanız gibi yani Twitter'dan sizin takip ettiğiniz insanların yaptığı alım satımları size gösteriyor. Feed bölümünde. Ondan sonra upcoming bölüm var. Gelen projeler var. İşte Konyun Pass var. Burada bu arada Konyun'un kendi NFT projesi var. Biraz önce bahsettiğim. Gördüğünüz gibi çok başarılı gidiyor proje. Konyun tanesi 0.15'e mintlendi. Eğer iki tane mintlediyseniz. Yani şu anda nokta 85. Bu arada şöyle de bir alfa var. Bu yayılmaya başladığı için de Konyun'un fiyatı doğal olarak artıyor. Konyon ekibi kendi profil fotoğrafı projelerini çıkartıyorlar. Ve gördüğünüz gibi daha henüz hiçbir şey paylaşmamış olmalarına rağmen çok ciddi bir hype oldu bir anda projede. Gurur verici ve bunun söylediğim alfası da şu. Bu projenin mintleyebilme hakkını, whitelistini Konyon holderlarına verecekler muhtemelen. Bir tane mi olur, iki tane mi olur? Orasının detayları henüz açıklanmadı. Dediğim gibi bu çok early bir alfa ama böyle bir şey olacak. Bu da Konyon'un fiyatlarını biraz daha da yukarı götürebilir diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar sıradaki kullandığım tool nftnerds.ai i̇şte herhangi bir koleksiyonu açıp baktığınızda mesela Ninja Squad şu an canlı olarak burada en son yapılan satışları gösteriyor. En son yapılan listelemeleri gösteriyor. Yanında OpenSea'ya bastığınızda size OpenSea sayfasına götürüyor. Her türlü detayını inceleyebiliyorsunuz. Şu grafik zaten çok enteresan. Benim çok hoşuma gidiyor. Burada anlık canlı olarak floor fiyatını da görebiliyorsunuz. İşte bir gün içinde kaç satış olmuş vesaire. Ondan sonra arkadaşlar bakın grafik üzerinde yapılan satışları hangi gün kaç tane hangi fiyattan satış olmuş böyle grafik üzerinde görebiliyorsunuz gidişatı aşağı yukarı kestirebiliyorsunuz. Böyle güzel yukarı doğru tatlı bir seyir halindeyiz. Burada dediğim gibi NFT Nerds web sitesi gerçekten çok seviyorum. Sadece şu dashboard'a bakmak bile benim için fazlasıyla yeterli. Bir de üzerine buradan token ID arama yapıp rarity'lerini görebiliyorsunuz. Yani burada enderlik derecesinde görebiliyorsunuz NFT'lerin bu web sitesi içerisinde. Bakın şu yanında yazan renk bu. Yani 8888'de 1832. ender olan NFT'ymiş bu. Gördüğünüz gibi gayet tatlı. Kaplan Ninja. Yine aynı ve listesi daha önceki videoda paylaştım bu 0.02'den whitelist için public'te de 0.035'ten mintlenen böyle bir içeride bir hainlik dönüp botlanan bizim kafamızın karıştığı benim elimdeki bütün NFT'leri fadlanıp sattım yani böyle ben arka planda kötü bir şey çeviriyorlar zannettim öyle göründü bir an için bize o yüzden ben sattım öyle bir şeye dahil olmak istemedim ama projenin ama bu tabii ki projenin ilk baştaki benim gördüğüm potansiyelini değiştirmiyor gördüğünüz gibi çok şirin bir sanatı var gittikçe insanlar tarafından fark ediliyor gibi görünüyor şu son 5 dakika içinde olan satışlara bakarsanız grafiğe de baktığınızda şöyle yukarı doğru tatlı bir gidişi var. Şu anda floor fiyatı 0.2'ye gelmiş sayılır. Yani mint fiyatından sonra neredeyse şu anda 10x yapmış güzel bir hype var. Aldıysanız elinizde tutuyorsanız bir kısmını satabilirsiniz. Böylelikle de bütün riskinizi satmış olursunuz. Kullandığım üçüncü web sitesi biliyorsunuzdur muhtemelen NFT işi yapıyorsanız Rarity Tools. Rarity Tools'a girdiğinizde Rarity Tools'a belli bir miktar para ödeyen her koleksiyon burada Rarity'sini görebiliyorsunuz. Böyle sıralamada yani enderlik derecesini görebiliyorsunuz. Bu kimine göre bir şey ifade eder, kimine göre etmez. Ama size göre ediyorsa ya da bir trader'sanız yani bir koleksiyondaki enderlik seviyesine göre fiyatı düşük olan mesela şuraya price'a 0.5. 0.6 yazalım mesela. En yüksek fiyatı 0.6 olan ninjaları şu şekilde buy now'a basıyoruz. Şu anda satışta olan fiyatı en yüksek 0.6 olacak şekilde en rare olan ninjaları bizim için şu anda bu site sıraladı. Yani siz bir ninja almak istiyorsanız rarity'sine göre fiyatı uygun olana bakmaya çalışabilirsiniz. Mesela şu gayet hoş görünüyor. Şu fiyatına göre rarity'sine baktığınızda bu NFT gayet güzel görünüyor mesela. Rarity'sine, tipine göre fiyatı. Tıklıyorum hatta bakıyorum ve Evet satılmış. Yani Rarity Tools'un böyle bir olayı var. Evet kullanmak için çok güzel olabiliyor ama bazen update etmesi geç olabiliyor. Yani zaten satışı tamamlanmış olan NFT'ler burada hala bazen satıştaymış gibi görünebiliyor. Sizi heveslendirebiliyor. Sonra da insanın hevesi kırılabiliyor. OpenSea'dan bakıp satışta olmadığını fark edince. Bir sonraki kullandığım NFT Tool web sitesi Flips finance. Bu web sitesine girdiğinizde bu şekilde mesela Kaiju Kings'i örnek olarak açtım. Floor fiyatını görebiliyorsunuz. Günlük olarak floor fiyatındaki değişimi görebiliyorsunuz. Hangi tarihte mintlendiğini görebiliyorsunuz. Kontrat adresini görebiliyorsunuz. Toplam saplayı görebiliyorsunuz. Mint fiyatı, royalties'ini görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi holder sayısı, 7 gün içerisindeki holder sayısındaki değişiklik vesaire. Burada gerçekten çok önemli bilgiler var. Bu bilgileri nasıl değerlendirmeyi biliyorsanız. Burada da grafiğini görebiliyorsunuz. İşte en son çıkış fiyatından sonra burada Kaiju baby'ler çıktığı için fiyat bu kadar düştü yoksa bu çakılmadı. İşte en son 0.5 ile şu anda 2 arası falan Kaiju Baby, Kaiju Floor'u seyrediyor. Şu anda çok kötü bir alım yeri değil galiba. Ninja Squad'da son birkaç günde birkaç kişi soruyor. Belli ki proje iyice dikkatleri çekmiş. Kaiju zaten Kaiju Kings ilk çıktığı günden beri güzel bir proje. 3 tane mitlemiştim. İlk gün satmıştım. 5'e Eter Floor falan olmuştu. 0.06 mitlediğimiz şeyler. Evet arkadaşlar videoyu çok da uzun tutmadan söz verdiğim gibi 4 adet NFT pazarını taramak için her gün neredeyse kullandığım tuğlu sizlerle web sitesini sizlerle paylaş. Videonun açıklamalar kısmında da bu web sitelerin hepsinin linkini bulabilirsiniz. Hepsini bedava kullanabilirsiniz. Bazılarının premium özellikleri var. Dediğim gibi mesela Conium Pass alırsanız whitelist veriyor vesaire. Farklı C-Box gibi özellikleri var. Kendiniz gidip bu projeleri linklerinden inceleyebilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar. Bunların haricinde başka kullandığım siteler de var. İlginizi çekerse videoyu beğenmeyi unutmayın. Bundan sonraki videolarda belki diğer kullandığım web sizlerle paylaşırım. Bundan sonraki videolarda da sizlerle görüşmeyi umuyorum. Hoşçakalın.